Doğu sınırlarımızı, güney sınırlarımızı güvene almadan bütün yapacağımız hareketler, bütün atacağımız adımlar zemini sağlam adımlar olmayacak. Bugüne kadar geçirdiğimiz yılları hatırlayın. 1980'lerin başından bu yana bu güvenlik sorunuyla uğraşmaktan, deyim yerindeyse şeytan taşlamaktan başka işlere vakit bulamadık ya da diğer işlerimizi de hakkıyla başaramadık. Bu bakımdan öncelikle burayı sağlamlaştırmamız gerekiyor. Bunun için bulunduğumuz yerlerde, yani girdiğimiz sınır ötesindeki bölgelerde tam olarak ifade zannediyorum şuydu, resmi ifadeyle söyleyeyim. Dost unsurlara teslim edecek duruma getirilmeden o bölgelerden bizim elimizi etemizi çekmemizi herhalde kimse beklemiyor. Bu devam edecek. Suriye'de bu böyle, Irak'ta da, Irak'ın kuzeyinde de bu böyle. Sincar burada biraz Türkiye açısından nihai hedef gibi görünüyor. Coğrafi olarak nihai hedef gibi görünüyor. Çünkü Sincar, Kandil'deki terör merkezinin ikinci üssü. Belki nihai olarak kendini siyasi olarak tanıttıktan sonra yerleşeceği bir yer olarak görünüyor. Burası Türkiye açısından tabii bu durum kabul edilebilir değil. Hem Irak-Suriye arasındaki geçişkenlik hem de bu bölgenin aslında Türkmeneli bölgesi olması Türkiye açısından böyle bir terör yuvalanmasına müsaade edilemeyeceğini net olarak söylenebileceğini bize gösteriyor. O bakımdan bu süreçleri biz hem güvenlik boyutuyla hem Irak ve İran'la ve Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimle işbirliklerini de değerlendirerek yürütmemiz gerekiyor. Hem de bölgede iki komşumuz daha var bunlardan başka. Uzaktan gelen biri Rusya, biri Amerika Birleşik Devletleri. Her iki ülkeyle de bu güvenliği sağlayacak stratejiler yürütmemizi gerektiriyor bu süreç. O bakımdan o bölgedeki değerli komutanlarımızın az önce anlattığı arazi yapısındaki zorluk nasıl neredeyse kıyaslanamaz kadar güçlüyse diplomatik alanda da siyasi alanda da zorluk aynı şekilde zorlu. Ve bu süreçleri tamamlamak aslında büyük devletlerin karakterinde olan bir şey. Biz bunu yapabilecek kuvvet ve kabiliyette olduğumuzu ben düşünüyorum bizim. Zira bugüne kadar geldiğimiz noktaya bakarsak biz daha henüz kapasite ve kabiliyetlerimizi yeni sahaya yansıtabiliyoruz hakkıyla. Dolayısıyla bundan sonraki süreç evet çok zorlu ama ancak bizim üstesinden gelebileceğimiz zorluklar bunlar. Peki efendim. Mehmet Akif Hocam, ilk bölümde ifade ettiğiniz bir husus çok önemliydi. Reaksiyondan aksiyona geçen bir Türkiye terörle mücadele konsept olarak. Ara, bul, yok et. Arama ve bulma noktasında çok önemli aşamalar kaydettik. Çünkü arayıp bulup ancak yok etme şansınız var. Kendi kendine yeten, kendi istihbaratını sağlayan ve yerli ve milli unsurlarıyla bunu başarabilen Türkiye'nin değerlendirmesini nasıl yapmak lazım? Efendim, şimdi darbeden sonra ordumuzda büyük bir temizlik harekatı oldu. Yani FETÖ'den arındırılmış bir güvenlik yapısı, iç güvenlik birimleri etkinliği kat kat arttı. Bunun en basit örneğini sokak hırsızlıklarında bile görüyoruz. Yani küçük suç dediğimiz o suçlarda bile büyük bir azalma oldu. Çünkü takip ediyor, herkes işini yapıyor. Ordumuzda da bu etkinliğin hayata geçmesi, yani sadece teknolojiyle olmuyor bu işler. İstihbaratta da operasyonların etkin olmasında da bir numaralı unsur insan unsurudur. Teknolojiniz varsa bu etkinliği siz artırırsınız. Ama insan unsuru sağlam değilse, insan unsuru başka işlerle meşgulse, tuzağa, kendi ordusunun mensuplarını tuzağa düşüren içeride yapılar vardı. Bunlardan arındırılmış bir ordu şu anda çok daha etkin operasyon yapabilir hale geldi. Bu işin birinci yönü. İkincisi, kendi geliştirdiğimiz teknolojilerle biz sahayı artık tarassut ediyoruz, eski tabirle takip ediyoruz, izliyoruz ve anlık bilgileri kendimiz işliyoruz. Kendi istihbarat birimlerimiz işliyor bunları. Başka bir süreçten, başka bir filtrelemeden geçmiyor. Dolayısıyla bütün bu üç ana koordinatın birleşiminden de proaktif bir güvenlik algısı, güvenlik faaliyeti ortaya çıkıyor. O da güvenliği sadece kendi sınırlarımız içerisinde değil, sınırlarımızın dışında bize tehdit oluşturan bölgelerde de
güvenliği sağlayarak sınırlarımızı garantiye almak zorundayız. Yani bu coğrafya bizi buna zorluyor. Biz bunları bir de tek başımıza yapıyoruz. Bunun da altını çizmek lazım. Yani biz NATO'da müttefiklerimizle bunları yapmayı beklerken tam tersine müttefiklerimizin bize karambolden açtığı problemlerle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Bakın bütün bu sevkiyatlar, istihbaratlar, tüneller Suriye'den Irak'a kadar bizim sınırlarımıza giren tünel yapıları var. Buraya gelmiş bizim yine tırnak içerisinde söylüyorum müttefiklerimiz beton dökmüşler. Ya metro mu geçireceksiniz, metro mu geçecek buralardan? Bunlar tabii ki burada bir numaralı istikrar unsuru olan Türkiye'ye karşı biz böyle görüyoruz, böyle okuyoruz. Eğer bizimle birlikte yapılmıyorsa bunlar, evet, bize karşı yapılıyordur diye okuyoruz. Bu anlamda bizim etkinliğimizin artması, içerideki güvenlik yapılarının temizlenmesiyle birlikte başladı. Yani hemen zaten darbeden sonra bizim Suriye'ye akabinde birkaç operasyon yapmamızla birlikte sınır dışına güvenlik konseptini taşımamız. Yani proaktifiz, daha proaktifiz. Bunun da Türkiye'nin istikrarına, sadece Türkiye'nin istikrarına değil, bölgenin istikrarına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Peki efendim. Sayın Karavuz, şimdi terörle mücadele noktasında, sınırlarımızın güvenliği noktasında hem komşularımız hem de hangisi olursa olsun uluslararası camiada bir destek görmediğimiz aşikar. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz söylemiyle hareket ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı her defasında bunu dile getiriyor ama herkesin mutabık olduğu bir konu var. O da Türkiye'nin son dönemde yol kat ettiği yerli ve milli silahları. Çünkü biz burada hemen hemen her akşam bunu konuşuyoruz. Alman medyası, İngiliz medyası, Amerikan medyası, Batı medyası, özellikle son Azerbaycan'daki Karabağ savaşı noktasında Türkiye'nin SİHA'larını, İHA'larını öven makaleler yayınladılar. Bunların somut neticelerini kendi operasyonlarımızda da görüyoruz. Defalarca ifade ettik. Yerli ve milli silahların operasyonlarımızdaki önemi, katkısı, açtığı vizyon nedir? Öncelikle şunu ifade edeyim. Biraz önce konuşmacılar da söylediler. 285 kilometre uzunluktaki bir harekat alanında 100 kilometresinde kara harekatı, 100 kilometre derinlikte de hava harekatı müştereken yapıldığı bir operasyondan bahsediyoruz. 1984'te ilk terör olayı başladığı zaman 3-5 çapulcuyla, zihniyetiyle başladı. Biz o zaman daha harp okulundaydık. Gelinen aşamada birçok stratejik konsept değişiklikler oldu. Alan hakimiyetinden diğer şey. Ben 2002 yılında Tunceli'de tabur komutanıyken 12 aylık askerlerle kolda, komando kolunda bir keskin nişancı silahı veya bir gece görüş cihazını bulduğu zaman çok mutlu olabileceğin bir pozisyondan aynı bölgede 2009 yılında da Tugay komutanlığı yaptım. Profesyonel komando Tugay'ında. Dolayısıyla özellikle son 5-6 yılda stratejik vizyon açısından hem harekat alanında hem de düşünce anlamında büyük mesafeler kat edildi. Bir kere savunma pozisyonundan en çok zayiatı biz iş güvenlik harekatında karakol baskınlarındayız. Sınırlarımız gerek Suriye sınırı gerek Irak sınırı yol geçen hanı gibiydi. Suriye sınırına duvar örülmesi, kale kolların yapılması, Aselsan ve milli silah sistemleri ve keşif ve gözetleme vasıtalarıyla bunların yapılması, bir Tugay'ın yaptığı 5000 kişilik, 4000 kişilik bir Tugay'ın yaptığı işi bir milli ve yerli SİHA'larla, bayraktarlarla yapılması, ondan sonra bunlar gece görüş botundan, ki geçen hafta biliyorsunuz Ankara'da bir teçhizat fuarı vardı, milli ve yerli silah sistemleri, botundan kaskına kadar bunlar geliştirildi. Bugün biliyorsunuz Aksungur'un denemesi yapıldı. Tayin'in geliştirmiş olduğu. Geçen hafta Akdoğan ve Bozdoğan'ın denemesi yapıldı. Türkiye'nin millilik ve yerlilik oranı %75'e yaklaştı. Dolayısıyla gerek Suriye harekat alanında ki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, müteakiben Libya, müteakiben Karabağ harekatında yerli ve milli savunma sanayinin etkinliğini çok bariz bir şekilde gördük. Dolayısıyla Türkiye aslında bir devrimsel, stratejik devrim yaptı. Profesyonelleşmeye geçti. Eskiden 12 aylık askerle yapılan operasyonlar tamamen şu an profesyonel askerlerle yapıldı. Eskiden çok oluyor. Zayiatlarımız neredeyse yok denecek seviyeye geldi. Özel kuvvetler Tugay sayımızı 4'e çıkarttık, yakında 5'e çıkartıyoruz. Eskiden Türkiye'nin 4 tane komando Tugay'ı vardı. Bugün 20'ye yakın
profesyonel komando tugayı haline geldi. Dolayısıyla bugün elde edilen başarı hem hava kuvvetlerimizin icra ettiği faaliyetler bağlamında hem kara kuvvetlerin icra ettiği faaliyetler anlamında bir şans eseri veya bir rastgele olan bir olay değil. Tamamen bir stratejik derinlik, stratejik bir bakış açısı. İstihbarat denince sadece İHA'lar ve SİHA'lar keşif gözetleme vasıtaları akla geliyor. Burada Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahadaki insan insan istihbaratını kesinlikle yok sayamayız. Bugün eğer sahadaki insan istihbaratı yeteri kadar yapılmasa, keşifler ve hedefler ona göre belirlenmese, bu hava istihbarat vasıtalarıyla da tespit edilip biraz önce yayının başında 400 hedeften bahsediyoruz. Bugün Milli Savunma Bakanımız bu sayının 1150'ye yaklaştığını ifade ediyor. Bu tamamen Türkiye'nin milli ve yerli düşünce sisteminden ve dışa bağımlılıktan 74 harekatından başlayan süreçte savunma sanayinin %20-25'lik yerlilik oranının bugün %75'e, bazı silah kalemlerinde bu %90'a varıyor. Havadan hava füzeyi yaptık ondan sonra. Bir denizden de atılan füze sistemlerini veya mühimmat sisteminde millileştirdiğimiz takdirde bizim ne Amerika Birleşik Devletleri'ne ne Batı'ya mühimmat ve silah sistemi anlamında Milli Muharip Uçak, Milli Tank projesi devam ediyor. Dolayısıyla bu hem konvansiyonel harekat icra ettiğimiz harekat alanlarında hem de iş güvenlik harekatı diye icra ettiğimiz harekatta bize mutlak başarıyı getiriyor. Milli güç unsurlarını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman personelinin vatanseverliğiyle, gözü kararıyla, cesaretiyle, vatan sevgisiyle ki hasletlerini yerli ve milli savunma sanayi vasıtalarıyla destekledik ve bu başarı, bu sonuç ortaya çıktı. Burada bir şey eklemek isterim müsaade ederseniz. Buyurun. Fatih Bey. Biz bunları yaparken, yani bu çabaları verirken, bu altyapıları oluştururken dünyaya meydan okumak için değil. Bize bulaşmayın. Bizimle uğraşmayın. Bu bölgede istikrarsızlık oluşturmayın noktasında hareket ediyoruz. Bunu da altını çizmekte fayda var. Kendi güvenliğimiz, kendi hakkımız, evet, kendi hukukumuz ve kendimiz ve dostlarımızın güvenliği. Dostlarımızın güvenliği, aynı zamanda bölgenin güvenliği. Bölgenin güvenliği. Yani biz şu an hem Suriye'nin istikrar ve güvenliği açısından, hem Irak'ın güvenliği açısından, hem de Karabağ harekatına ki savunma sanayi anlamında desteğimizde, Kafkasların Libya'daki anlamda da o bölgeye istikrar ve güven, o bölgedeki insanlara ve ülkelere de barış ve huzur getiriyoruz. Peki efendim. Şimdi devam ediyoruz. Sayın Gürsel Tokmakoğlu, siz ne dersiniz? Şimdi bu bölümde de yerli ve milli silah unsurlarımızın envantere girmesiyle birlikte oluşturduğu etkiyi konuşuyoruz. Siz de elbette yakından takip ediyorsunuz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii şimdi sadece silah bazında bakmıyorum ben olaya. Çünkü kendi kullanma konseptlerimizi, doktrinlerimizi, stratejimizi oluşturuyoruz. Bu imkan ve kabiliyetlerimizi geliştirme aklımızla beraber yürüyor bunlar. Şöyle tabii 30 küsür senesini istihbarat vazifesine vermiş birisi olarak işaret ediyorum ki bunun 10 yıla yakın kısmını şu anda politikacı olan işte Irak kuzeyindeki bölgesel yönetimdeki istihbaratçılarla da birlikte görev yaptık. Onları biz mesela o tarihler içerisinde hiçbir şeydi. Yani çıkın savaşın veya elinize alın silahı gidin mücadele edin dediğinizde akşamleyin eve gelecek miyiz diye sorarlardı onlar. Oradan şimdi işte birazcık güvenlik unsurlarını bir şeylerini yapar hale geldiler. Bunlar Türkiye'nin onlara vermiş olduğu bir şekilde destekle. Yani bunları şimdi konuşurken biz şöyle işaret etmemiz gerekiyor. Mesela bunları işte Lawrence'lardan beri biliyoruz. 10 yılları sürer bunların. Yani böyle çok acele edilmez bu konularda. Dolayısıyla 10 yıl, 20 yıl, 30 yılda yapabildiğiniz, inşa edebildiğiniz işlerdir bunlar. Dolayısıyla hem sahadaki konuları siz bir şekilde öğrenerek gidersiniz, hem onları denetleyerek, onları kontrol ederek gidersiniz. Bunlar zaman alabilir ama neticede
sizinle beraber yürüyecek projeler vardır. Türkiye bunları işte üst üste koyarak yürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın mesela kanununun değişmesi, operasyonel olması, bunlar hiç boşuna değil. İşte Genelkurmay Ekonomik Sistemi GES Komutanlığı'nın Milli İstihbarat Teşkilatı'na verilmesi, buradan itibaren içindeki makine teçhizatın, yazılımların hepsinin millileştirilmesi, tekrardan yapılması. Bakın hani sahadaki elemanlardan bahsediyoruz biz ama aynı zamanda baktığınızda işte bugün istihbarat var dediğiniz noktada sizin kendi iç organlarınızı da oluşturuyorsunuz. İç organlarınızı oluşturma işi yine kendi milli sistemleriniz demek oluyor. Hani bunu örnek olsun diye söyledim. Bunlar tabii böyle üst üste koyan konular olduğu takdirde işte yani Çiller zamanından beri ben gayet iyi biliyorum ki bu silah milli silah konuları veya savunma sanayi konuları, savunma sanayi müsteşarlarının kurulması, yurt içinde yurt dışında bir sürü yerlerde bulundum. Yani bu bütün bunların süreçlerini biliyorum. Aselsan'ın, Roketsan'ın vesaire bunları biliyorum. Şimdi bunlar kolay olmadı. Bugünlere gelininceye kadar birçok da aynı zamanda karşı tarafın hamlelerine rağmen yapıldı bunlar. Yani çok bahsediliyor ama mesela FETÖ konusunda bakın o kadar ilginç olaylar yaşandı ki Türkiye'de bütün bu yabancı unsurlarla işbirliği yapmış kişiler sizin milli savunma silahlarınızı, sanayinizi, imkan ve kabiliyetlerinizi baltalamak için çaba sarf ettiler. Siz bunları aşma iradesi göstermeniz bile bu milli olma, egemen olma kavramlarıyla bir bütün ve zaman alıyor. Çünkü güç mücadelesi yapıyorsunuz. Bütün herkesi, her tarafı, her ülkeyi istikrarsızlaştırmışlar. İşte turuncu vesaire bir sürü devrimler, şunlar bunlar var. Ama Türkiye burada ayakta, dimdik ve diğerlerine güven veren, bütün bunlarla ilgili olarak da istikrarınızı ben sağlıyorum diyecek gücü sahaya aktarabilen. İşte bu sadece söylemle olmuyor. Bunlar imkan ve kabiliyetlerinizle, kapasitenizle oluyor ve bunları Türkiye yapıyor. Şimdi tabii geldiğimiz noktada evet bakın işte harekatın başladığı zaman birçok video görüntülerini servis ettiler. Atak helikopterleri taarruz ediyordu orada. Yani bu ne Apache değildi, Atak'tı. Onların attığı mühimmat yerliydi. Ne bileyim işte F-16'dan bir sürü yazılımını yapmışız. Bunlarla ilgili olarak atılan mühimmatlar var. Bakın Süleyman Demirel'i vaktiyle Şili'ye göndermiştik. Neden? Bizim 1.000 birelik bombamız kalmamıştı. Ne işi var Süleyman Demirel'in Şili'de diye böyle gazetelerde yazmışlardı o zaman. Bakın o noktalardan gelindi buralara. Dolayısıyla şu anda mühimmatta hiçbir eksiğimiz yok. Kapasitemiz var. Üretme kapasitesi aynı zamanda bir devletin geri bölgesinin gücüdür. Bu öndeki çarpışanların arkasını yaslayabileceği bir güven ortamıdır. Bunların hepsini yıllar içerisinde inşa ettik. Karşı koymalara rağmen yaptık bunların hepsini biz. Neticede şimdi milli muharip uçağımızı da yapacağız diyoruz. İşte helikopterlerimize motor yapacağız diyoruz. Bakın bunların hepsi olacak şeyler. İnsansız hava araçları gerçekten bir mucizedir. Yani teknolojik olarak ki özellikle hem Esad yönetimine karşı hem Karabağ'da ortaya çıktı ki mesela Rus menşeli bütün silahlar üzerinde büyük bir tahakküm kurdu ve bunlar hiçbir şekilde havada görülmeden görevlerini yapabiliyorlar. Ama bunun konseptini de Türkiye, Türk kurmay aklı inşa etti. Çünkü daha önce sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin de işaret ettiği gibi yüksek değerli hedeflere nüfuz etmek için ya buna işte literatürde işte sıfır kayıplı harekat deniyor. Sıfır kayıplı harekatın adını değiştirdik biz. Yani yakın hava desteği ve tecrit, yakın tecriti bunlarla yaparak az maliyetli çok müessir olma kavramını ortaya koyduk ki Amerika'daki, İngiltere'deki basında bunlar artık işte bildiğimiz gibi geçiyor. Bakın sadece silahı yapmanız yetmiyor. Harekatın seyrini değiştiriyorsunuz. Algıları değiştiriyorsunuz. Bunlarla ilgili her şeyi yapıyorsunuz. Ve bütün bunları yapabilecek insanı siz insan kapasitesi olarak bakın eğitimine koyuyorsunuz. Biraz önce Yücel de çok güzel söyledi ama yani es geçilmesin diye işaret ediyorum tekrar. Bakın profesyonel ordu yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kanununu değiştirmek boşuna bir hamle değildi. Daha önce subay asubay profesyoneldi, Mehmetçik değildi. Ama şimdi bizim tümüyle profesyonel, neredeyse tümüyle diyeyim.
Yani o dağlarda şu anda kahraman Mehmetçik dediğimiz herkes, subay, assubay, işte uzman, bütün hepsi profesyonel. Bunlar hani 3 aylık 5 aylık eğitimle teröristin, ki o teröristler 6 yıl 7 yıl o dağlarda gezen insanlardı. Şu anda bizimkinler de o kadar o dağlarda bulunmuş kapasiteye sahip ve dolayısıyla eline verdiğiniz onun makinalı silah da Türk. Yani dolayısıyla hiçbir şekilde, evet, başkasına muhtaç olmayacak bir kapasitesi bütünüyle siz yaratıyorsunuz. Övünülecek konu budur. Peki efendim. Sayın Tör, siz ne dersiniz? Sayın komutanlar da ifade ettiler. Bu bir irade gerektirir. Benim aklıma hemen şu geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı bunu her defasında zikrediyor. Biz de haberlerimizde yer veriyoruz. Biz istedik onlardan. İstedik, vermediler. Biz de yaptık ve başarıyla da yapmaya devam ediyoruz. Bu bir vizyon. Bu kelimeyi çok fazla kullandık bu akşam ama gerçekten vizyon, bir öngörü, uzun vadeli stratejik yatırım, politika, bunlar hepsi önemli. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Bir kere ben bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararlılığını çok devlet millet adına çok olumlu değerlendiriyorum. Bu net şekilde ifade edeyim. Çünkü biraz öncesinde ifade ettiğiniz gibi bu silah sistemleri yabancı ülkelerden istendiği zaman verilmedi. Ama bakın bu bir sürpriz değil. Yani şöyle yabancılar, yani böyle bir başka tabir de kullanmak istemiyorum ama böyle bir sizde hakkınızı bir kere kesinlikle vermezler. Damlılıkla verirler ve müzakereyle verirler. O da sizin stratejik dengeleri değiştirmeyeceğiniz kadar verirler. Bu her konuda böyledir. Enerjide böyledir, silahta ve her konuda böyledir. Şimdi bunu şunun için ifade ediyorum. Biz eğer örnek olarak akıllı mühimmatı bize vermezler ama biz yaptığımız zaman, mesela diyelim ki 10 birim maliyetle biz bunu istiyoruz, vermezler. Siz yapın, yani biz yaptığımız zaman bir birime derler ki biz size 0.5'e vereceğiz, yapmayın. Bakın bu nettir. Yani bu yaşanmış olayları arz ediyorum. Öyle şey değil. Hani sadece rakamları böyle şey olarak verdim, sanal olarak verdim. Yani 10 katına sattıkları malzemeyi siz bir birime üretiyorsunuz. Ama üretmeyin, biz size daha ucuz verelim derler. Çünkü niye? Siz ürettiğiniz zaman daha iyi üreteceksiniz. Bugün biraz önce işte konuşmacılar söyledi, katılımcılar söyledi. Bugün işte kısa menzilli hava füze üretiyoruz. Yani ortasını uzun üreteceksiniz. Aman derler, sakın bu bizim bu tekelimizin kırılmasın deyip demezler tabii bunu da. Bunu algılarsınız, vermezler. Dolayısıyla kendimizi üretmemiz çok doğru. Bu konuda siyasi iradenin olması, milletin bu konuda destek vermesi de bence çok, son derece çok önemli. Ama bakın bunu da şunu da söyleyelim. Burada Türk milletinin tarihine baktığımız zaman en iyi oku, en iyi kılıcı yapan millettir tarihte. Tarihin öncesinde. Peki tarihte 1420'lerde topunda kullanılan barutu istikrarlı halde, sürekli kullanılan hale getiren gene bu millettir. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk ondan kullanılmıştır. İşte ondan sonra 1453'te biz İstanbul'u fethederken o topunla barutun birleşkesiyle biz bu işleri hallettik. Bu şu açıklamayı geçmişte yaptım, tarihsel açıklamayı şunun için yaptım. Bu milletin derinliğinde iyi silah yapabilme, iyi mühendislik faaliyetleri icat edebilme, ordusunu iyi silahlarla donatabilme kabiliyeti ve kudreti vardır. Dolayısıyla bu konuda şu andaki siyasi iradenin, biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın üzerinde söylediğiniz kararlılığın da çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Bu sayede bu üretim mekanizmaları gerek maddi olarak desteklenmekte, gerekse gençlerin bu konuda, çok pırlanta gibi üniversitelerde mezun olmuş veya okuyan gençlerimiz var. En az değil, onlardan daha fazla, en az lafını da kullanmak istemiyorum. Batıdaki denklerden daha fazla bu işi yapabilecekler var. Süratle bu kararlılıkla hızla ilerleyerek tamamını, yani helikopter yaptık, motorunu da yaparız. Uçağı inşallah yapacağız motoruyla birlikte. Bu ayrı bir iktir. Bakın bunu yapan, şu bölümü de özellikle ifade edeyim. Özellikle havacılıkla ilgili veya savunma sen diğer yüksek teknoloji yaptığınız zaman günlük yaşama da bunların katkısı olacaktır. Yani bugün işte uzay mekiği, uzaycılık, havacılıkla ilgili yapılan malzemeler daha sonra havacılıkta, yani uçaklarda ve ondan sonra otomobillerde günlük yaşamda kullanılıyor. Yani burada şu mantık terstir. Efendim biz önce bir karada gideni yapalım da sonra havada gidelim. Yok öyle değil. Tam tersi. Önce en yüksek teknolojisini yapacaksın. Arkasından ondan aldığın edinimle, onun kullandığı materyaliyle, onun işte yazılımıyla, onunla, bununla, şunla da aşağıdakileri yapman daha kolay olur. Yani burada bir basamak klasik Maslow'un ihtiyaç teorilerinin tam tersinedir. Onu özellikle ifade etmek isterim. Demek ki siyasi kararlılık var. Milletin altyapısı buna müsait. Eğitim konusu ihtiyaçlar var. Dolayısıyla biz en iyisini yaparız. Yani bununla ilgili benim tam olarak güvenim var.
Ama şunu da biraz önce konuşmacılara, muhalefet dostu söylemiyorum. Yani şu hakkını da verelim. Geçmişte terörle mücadelede profesyonel, ben bölük komutanlığında az profesyonel vardı. Daha çok şey vardı. Daha sabır komutanlığı arttı profesyonel. Amatör gençler de, yani neyi kastıyorum? Gönüllü olarak askerliğe gelmiş, pırlanta gibi 20 yaşında, zıpkın gibi delikanlılar da yani o teröristlere o dağları dar ettiler. Yani bunun da hakkını verelim. Çünkü tarihsel derinlikte bizim kültürümüzde ordu millet ilişkisi olduğu için o çocukları da aynı şey yapmayalım. Yani çok kahramanlar gördüm. Bizzat gözlerimle gördüm. Dolayısıyla hani şeyde o geçmişte görev yapan orada on binlerce, belki milyonlarca, on bin lafı az, milyonlarca Mehmetçiğin de hakkını yemeyelim. Gelecekte de onlar gene görev yapmaya yaşına olsun hazırdır. Ben özellikle şunu ifade edeyim. Türkiye Cumhuriyeti güçlendikçe, Türk milleti burada güçlendikçe hem dostlarına, işte kardeş Azerbaycan gibi hem dost ülkelere, kardeş ülkelere katkısı artacaktır, desteği artacaktır. Hem de bize bu tip böyle saldırılar, bu tip böyle yeltenmeler, think tank kuruluşlarının böyle odalarda kravatlı insanların kurduğu planlar da çökecektir. Bunu unutmayalım. Yani bizim hem terörle mücadele yapmamıza devam etmemiz lazım ama bir yandan da işte bu savunma sanayi başta olmak üzere güçlenerek her yönde milli güçlüsünü tamamıyla güçlenmemiz lazım. Bu olduğu zaman zaten o planların hiçbir tanesi zaten uygulanamayacak da yani en az zayiatla biz bunlardan kurtulacağız. Bunu özellikle belirteyim ve şunu da unutmayalım. Savunma sanayi gibi konular, yüksek teknoloji aynı zamanda ihracat potansiyelidir. Yani sizin kullandığınız bir örnek, en son gelişten bir hava ve füzesi işte 10 liraysa siz bunu ihracat olarak kullandığınız zaman 20 liraya satacaksınız ve bunun maliyeti size, yüksek teknoloji diyoruz ya, aslında materyal maliyeti 1 lira bile değildir. Bütün dünyada budur. Yani bu bir ihracat kalemi haline gelecektir Türkiye. Aslında gelmeye başlamıştır. Daha da ileride gelecektir. Bazı ülkeler var. Sırf bunu bu kalemlerle idare ediyorlar. Yani enerji ve silah ihracatıyla kendi halklarına olan, milletler olan gayri safi milli hasılasını arttırıyorlar. Bu da önemli bir kazanımdır. Bunu da özellikle, yani sadece iş sahası olarak düşünmeyin, milli ekonomide kuvvetlenici etkisi vardır. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Türk milleti tarihsel olduğu gibi gelecekte de silah sistemlerini en iyisini yapacak, savunma sanayini güçlendirecektir. Ben değerli katılımcıların, yalnız şunu ifade etmek isterim. Çok güzel şeyler söylediler ama tabii ki bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama görüyorsunuz ki, şimdi belki birazdan konuşacağız, devamlı bize oyunlar planlanıyor. Yok işte 100 yıl önce o olmuş, bu olmuş. Yani daha bir sene önce, bir sene bile geçmeden bir mahalleye balistik füze atanların hiç gündeme gelmiyor. Erivan yönetiminin attığı, oradaki çocukları falan öldürdüğü gündeme gelmiyor. Hiç olmayan konular gündeme geliyor. Bu cümleyi şunun için kurdum. Ne kadar güçlü olursak bize yapılan hain planlamaları da o kadar çok bertaraf etmiş oluruz. Bu çok önem arz eden bir konu. Yani gücümüzü, daha da tamam kimsenin toprağında gözünü yok ama bizim toprağımızda gözü olanın da gözünü oymak konusunda kararlılığımız mutlaka vardır. Bunu da ben özellikle belirtmek isterim. Fatih Bey. Peki efendim. Aslında şöyle oldu. Biz birazdan o konuya geçecektik ama siz giriş yapmış oldunuz. Yavaş yavaş o konuya da geçelim. Bu arada Sayın Özgür Töre, emekli Tuğgeneral Doktor Özgür Töre ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Eski Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümde bizlerle birlikte oldular. Kendilerini uğurlayacağız çünkü başka konuklarımız da olacak değerli izleyenler. Bir kez daha katkıları için teşekkür ederiz ve artık diğer konumuza, Sayın Töre de aslında giriş yaptı. Tam ben giriş yapacakken iyi oldu. Sayın Kartoğlu, 24 Nisan tarihinde biz elbette operasyon haberini aldık. Operasyonu konuşmaya başladık. Ama aynı tarihte dün çok öncesinden de tartışmaları başlayan bir başka konu vardı. Biz TRT Haber olarak bunu tarihi skandal olarak başlıklandırdık. Bu önemliydi. Biden, Amerikan Başkanı Biden neden böyle bir ifade kullanmayı tercih etti? Altında yatan sebep nedir? Geri kalan bölümde bunu konuşacağız. Yani Reagan'dan sonra hiçbir başkan kullanmamış, Biden niye kullandı? Şimdi aslında bu çok tahmin edilebilir bir şeydi. Sadece Biden bunu kampanyasında söyledi, yapacağını daha önce katıldığı NN lobisinin programlarında isaret etti falan. Bunlardan dolayı değil. Şimdi olayın kendisine baktığımız zaman 1910'lardan 1900'lerin başından itibaren
Osmanlı çevresinde isyanlarla, kışkırtmalarla parçalanmaya başlamış, kemirilmeye başlanmış. Ve 1915'e gelindiğinde bu Çanakkale'de o günkü dünyanın gördüğü en büyük donanmanın saldırısına uğramış. O donanmayı denize gömmüş. Bir rivayete göre 200 binin üzerinde şehit vermiş. Anadolu nüfusunun 15 milyonlarda olduğunu düşünürseniz. Bir devlet ve bir atmosfer. Nereden başlıyor? Bugünkü Libya, Arabistan, Mısır, aslında Mısır'ı da sarmak lazım çünkü kanal hareketleri de var bunun öncesinde. Ve Kutul Amare dahil Irak, Kafkasya cephesi ve Balkanlar. Şimdi bu esnada bir kışkırtmayla bir kalkışma yaşanıyor. Bir çeteleşme ve bir katliamlar yaşanıyor. Müslüman katliamları yaşanıyor. Ve devletin buna müdahale etmesi gerekiyor. Şimdi devlet buna müdahale ediyor. Müdahale ederken de bunu erbabı çok daha iyi bilir. Rusya da dahil kışkırtanlardan birisi. Fransa da dahil. Bütün bu devletlerle bu süreci nasıl yönetelim üzerinden de konuşmalar yapılıyor. Büyükelçiler konuşuyor vesaire filan. Bunlar takip ediyorlar. Birçok gözlemci geliyor dünyanın dört bir yanından ve bu tehcirin ve olayların takipçisi ya da gözlemcisi olmaya çalışıyor. Şimdi bu aşamada kim Osmanlı'da olan bu olayları objektif gözle değerlendirir? Aynı anda Osmanlı'yla savaş halinde olan İngiltere mi? Aynı durumdaki Fransa mı? Aynı durumdaki Rusya mı? Ve isyanlarla malul bölgelerdeki diğer ülkeler mi? Ve bunlara evet. Avrupa ülkelerine destek veren Amerika mı? Şimdi bir defa dürüst olamayacakların bulunduğu bir dönemden bahsediyorum. Şimdi geldiğimiz nokta ne? Bunu 100 yıl öncesinde bırakalım. 100 küsur yıl öncesinde ve bugüne gelelim. Bugün ne yapıyor Türkiye? Aynı şekilde Libya'da meşru devleti koruyor. Çete saldırısını önlüyor. Çete saldırısını, çetenin arkasında da Avrupalılar var. Bir açıdan da Amerika ve Rusya da var. Balkanlar'da ciddi bir etkinlik alanı oluşturuyor. Bu etkinlik alanı sadece Müslüman Balkan ülkelerinde değil. Sırbistan ve Macaristan da dahil. Müslüman olmayan, hatta Müslüman katliamıyla, son Müslüman soykırımıyla anılan ya da en azından bir bağlantısı bulunan Sırbistan'la da bir dostluk kuruyor. Ve Macron diyor ki Fransa Cumhurbaşkanı, Balkanları arka bahçemiz bizim, Türklere kaptırmayalım. Şimdi orada böyle bir etkinliğiniz var. Dönüyorsunuz doğuya doğru, Azerbaycan'da Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları yeniden Azerbaycan'ın kazanmasını sağlıyorsunuz. Biraz güneye iniyorsunuz Suriye'de, Suriye'nin parçalanmasını önlüyorsunuz. Evet. Kendinizi güvenceye alıyorsunuz. Irak'ın parçalanmasını önlüyorsunuz. Kendinizi güvenceye alıyorsunuz. Bu ülkelerin istikrarına katkıda bulunuyorsunuz. Akdeniz'de bir güç potansiyelini gösteriyorsunuz. Şimdi ben bakıyorum, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bunu bugün yapmayacaksa bir başka güne erteleyemezdi. Çünkü gelinen noktada o mirasa, geçmişin mirasına öyle bir sahip çıkmışsınız ki sizi ancak geçmişin sopasıyla dövmeye kalkabilirler. Peki. Şimdi Türkiye'de tabii bu süreçleri çok iyi bilenler var. Tarihçiler var. Ben bir süredir tabii bu günler geldikçe tekrar tekrar bakıyoruz. Eski makalelere bakıyorum. Yerli yabancı. Ermeni kaynaklarından internete yansımış ama lobinin baskısıyla ortaya çıkmamış birçok kitap ve birçok makale de var. Tanıklıkları zaten söylemiyorum bile. Bunlara bakıldığında dünyanın kendi vahşi tarihlerinde ortak aradığını ve böylesine büyük bir devletin kendileri gibi bir vahşete katılmamış olmasına katlanamadıklarını düşünüyorum. Evet. O yüzden tamamen duygusal bakıyorum bu işe. Gerçekten hazımsızlık mevzubayız ve bunu yine zamanda nasıl bu isyanları, Türkiye'yi, Osmanlı'yı parçalamak ve baskı altına almak kendi iç sorunlarıyla uğraşırken dışarıdaki parçalanmayı önleyemesin diye bir proje çiziliyorsa bugün de
Türkiye İHA SİHA geliştirmesin, Türkiye kendi iç bütünlüğüne sağlayamasın, baskı altında olsun, taviz vermek durumunda kalsın, Kıbrıs'ı bıraksın, Azerbaycan'a bu kadar destek vermesin, bir taraftan Pakistan'la çok yakın işbirliği var, bu olmasın. Bunların üzerine bir Türkiye için, Türkiye'nin üstüne bir baskı oluşturmak için yapılıyor. O bakımdan biraz serin kanla bakmak lazım. Öfkelenelim. Ben bundan sonra Türkiye-Amerika ilişkilerini, son cümlem bu olsun, Türkiye-İran ilişkileri gibi olacağını düşünüyorum. Asla güvenilmeyecek, konjonktürel dalı, konjonktürel zamana uygun davranılacak. Bu cümle çok önemliydi. Son cümle. Teşekkürler Sayın Kartoğlu. Bir kıymetli konuğumuz daha bize katıldı. Doktor Ali Demirdaş, siyaset bilimci. Amerika Birleşik Devletleri'nden değil mi efendim katılıyorsunuz? Evet. Bu önemli. Yani oradaki yansıması nasıl oldu? Buradaki yansımasını elbette konuşuyoruz ama dünden bu yana neler yaşandı? Sizden dinleyelim. Hoş geldiniz bu arada. Vaktimiz de hoş kısıtlı. Ancak bir kez söz verebileceğim. Lütfen buyurunuz. Evet. Konuklara çok selamlar. Şimdi Sayın Kartoğlu'nun sözlerine katılıyorum ve şunu eklemek istiyorum. Washington'da tabiri caizse işler nasıl işliyor, o konuda kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Dün de söyledim sosyal medyada. Amerikan senatörlerine, Amerikan başkanına bir kamyon dolusu Ermeni soykırımı olmamıştır belgesi önüne yığsanız. Hatta latife yaparak şöyle söyledim. 1915'teki kamera kayıtlarını bunlara gösterseniz, bu siyasetçiler ve Amerikan Başkanı Biden, ya tamam olmamış belli ama ben bunu tanımak zorundayım diyecektir. Şimdi bizim bu olaya yaklaşımımız şöyle. Bu olay olmamıştır, işte olmadı ve kanıtları şunlar. Şimdi siz ne kadar gösterseniz kanıtlarda biz haklı durumdayız bu durumda. Fakat Washington'da, Amerika'da işler öyle yürümüyor maalesef. Bunun tek önemli şey, yapılması gereken en önemli şey bence Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk vatandaşlarının, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının birlik olup lobi faaliyetlerine girişmesi. Amerika özeline konuşacak olursak, Amerika'da hatlı sayılır bir Türk nüfusu var. Ermeni nüfusunun hemen hemen yarısı kadar büyüklüğünde ve çok canlı bir nüfus. Fakat burada sorun, bu Türk nüfusunun çoğu siyasetle ilgilenmiyor ve ilgilenenler de çok birbiriyle parçalı biçimde, birbiriyle rekabet içinde. Hatta şunu da söyledim geçen gün. Buradaki bazı unsurlar işte Türkiye aleyhine bu Ermeni soykırımını tanıtmayalım diyeceğimiz için Erdoğan bundan fayda sağlayacak diye bunun lehine işler yapan, sözüm ona, Türk unsurlar var o Amerika'da. Dolayısıyla bu lobi faaliyetlerine biraz daha önem verirsek hem devlet olarak hem millet olarak ileride Türk-Amerikan ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum ben. Teşekkürler Sayın Demirdaş. Mehmet Akif Hocam, ne dersiniz? Çok önemliydi. Ben bunu tanımak zorundayım cümlesi galiba anahtar cümle. Amerika'da siyaset bizim gibi merkezi bir yapıda değil. Yani burada merkezi otorite bütün sistemi yönetir. Orada öyle bir yapı yok. Orada federal hükümet olduğu için yerel, politika yereldir. Yani ne kadar yereldir biliyor musunuz? Bir posta kodu kadar. Yani herkesin seçim bölgesi neresiyse, oradan kimden para alıyor, oradan kimden oy alıyor, kimden, hangi gruplardan destek alıyor, buna bakar. Burada %1'in, %2'nin, %0.5'ın çok önemi var. Veya kendi kampanyasına hangi unsurlar destek oluyor maddi olarak, ona bakarlar. Dolayısıyla biz burada, ben de sosyal medyada ifade ettim, bu bir tarihi gerçekliği ifade etmez. Önce bunun altını çizelim. Yani Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyoruz demesi, burada bir soykırım olduğunu göstermez. Ne gösterir? Lobilerin Türkiye'yi yendiğini gösterir. Çünkü Türkler lobiyi bilmez. Tekrar ediyorum. Türkler lobi işini bilmez. Türkler lobiden anlamaz. Bu kadar net söylüyorum. Bizim de bir lobimiz yoktur Amerika'da. Yani bizim vatandaşlarımız orada yaşıyorlar filan ama lobi bambaşka bir şeydir. Yani lobi için organize olmak, lobi için bir kurgu yapmak, bunlar çok 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 farklı şeyler ve Türkiye henüz maalesef oralarda değil. Bunun için çabalar var. İşte dün konuştuk, task grubu var mesela.
zaman zaman bizim anlaştığımız lobi şirketleri vardı. Yahudi kökenli şirketler, Amerikan kökenli şirketler. Bunlardan biz istediğimiz neticeleri belirli dönemlerde aldık. O da işte bu 24 Nisan'da bu ifadelerin geri çekilmesi şeklinde oldu hep. Ama bu artık böyle yürümüyor. Yani buraya farklı bir şekilde bakmak lazım. Biden, evet, yani Türk-Amerikan ilişkilerinde tatsız bir dönemde bunu da fırsat bilerek, yani hem Türkiye'ye hem Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı bir takım kanaatler var Washington'da. Sadece Biden'ın şahsi olarak değil, belki bütün yönetimde böyle bir olumsuz kanaat var Türkiye'ye karşı. Fırsat bu fırsattır deyip, belki bizim Azerbaycan'daki müdahalemiz, Azerbaycan lehine müdahalemiz Karabağ'daki, bunu da tahrik etti. Oradaki Ermeni grupları da daha proaktif hale getirdi. Kendi seçim bölgelerindeki siyasetçilere çok daha büyük baskılar yaptılar ve evet, bunun da neticesini elde etmiş oldular. Biz bu leke bize yapışmaz. Yani yakışmaz da zaten. Biz Kasaplar Kulübü'nün bir üyesi değiliz. Yani tarihi gerçeklikleri burada tartışacak vaktimiz olduğu kanaatinde değilim. Onunla ilgili birçok program yapılıyor. Ama şunun da altını çizmek lazım. Ne olduysa o dönemde bir etnik ayrışma sürecinin durdurulmasıdır. Yani Ermeniler Osmanlı İmparatorluğu'nun en zayıf olduğu bir dönemde büyük bir grubu diyelim, bir ayrışma hareketine giriştiler. 700 yıldır, 800 yıldır birlikte oldukları bir gruba karşı bir ayrışma hareketine giriştiler. Osmanlılar da bunun cephe güvenliğini sağlamak için sevk ve iskan yasasıyla 24 Nisan'da bunları güneye indirdiler. Bakın, burada hep bütün uzmanlarımız tehcir kelimesini kullanıyor. Tehcir kelimesi sonradan giydirilmiştir bu sürece. Tehcir kelimesi yok o dönemde. Sevk ve isyan var. Yani İngilizce ifade edecek olursak daha net anlaşılıyor. Tehcir, deportation demek. Sevk ve isyan, yani orada yapılan şey relocation. Yani doğudaki İskan. Sınırlardan alıp başka bir bölgeye yerleştiriyor. Evet. Burada da amaç şu, savaştan sonra güvenlik tekrar geri döndüğünde bu unsurları geriye getirmek üzere. Evet. Bu arada tabii ki kayıplar oluyor. Büyük bir asayiş problemi var. Ölen insanlar var. Çok üzücü olaylar oluyor. Sadece onlara olmuyor. Bütün Müslüman Türklere oluyor. Diğer Müslüman gruplarına oluyor Osmanlıların. Yani Romanya'da bir sürü tehcir edilmiş, değil mi? Kafkaslardan tehcir edilmiş. Kırımlılar var mesela. Tatarlar var yani. Kırım'dan tehcir edilmiş kimseler var. Dolayısıyla bu bir o dönemin bir konusu, ama bugüne getirmek, bunu politik hale getirmek çok nahoş bir adım. Umarım Türk-Amerikan ilişkileri bu sıkıntıları atlatıp daha aklı başında, daha makul, daha, peki, nasıl efendim, söyleyelim, rasyonel bir ilişki formatı geliştirmeyi başarırlar.